İkinci sezon üçüncü bölümden herkese merhaba. Bölüm 3 beklenmedik bir ittifak. Bu beklenmedik gelişme kafanı karıştırdı ama sadece kısa bir an için birdenbire şaşkınlığının saf bir öfkeye dönüştüğünü hissettin. Siz, White'a yaptıklarınızdan sonra buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Uyulması gereken kurallar var Elaria. Hakim olarak doğru karar vermekle yükümlüydüm. Ama bu iyi insanları şiddetli bir şekilde cezalandırmayı sevdiğim anlamına gelmez. Ama White ölebilirdi. Bana ahlakı siz öğrettiniz. Ama kendiniz bir hakim olarak kararlarınızı yalnızca kanun metnine dayanarak verdiniz. Burada adalet nerede? Vatana ihanet ve yemini bozma söz konusu olduğunda başka hiçbir şeyin önemi yoktur Elaria. Doğruluk tek başına gerçek adaleti sağlamak için yeterli değildir. Bu aynı zamanda değişiklik yapılmadıkça kullanamayacağım bir gücü de gerektiriyor. Ne değişikliği? Her şeyin. Terespiya yasalarının onları denetleyecek insanların ve adaleti sağlayacak yetenekli bir hükümdarın. Terespiya'nın tahtı sizi çağırıyor Elaria. Terespiya'yı ve halkını yalnızca siz kurtarabilirsiniz. Kalbim halkımla birlikte hakim ve savaşmayı bırakmayacağım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ünvanınızı nasıl geri alacağınızı biliyorum ama bana güvenmelisiniz. Size nasıl güvenebilirim? Siz de konseyin bir parçasısınız. Oylarınız olmasaydı tahttan indirilemezdim. White sizin için o yüz kırbaca neden katlandıysa ben de aynı nedenle bunu yaptım Elaria. Ay bu ses ne? Daha büyük hedefler fedakarlık gerektirir. Her şeyin bir bedeli var. Zoltan ve Xavier'e karşı oy kullansaydım sonucun farklı olacağını mı düşünüyorsunuz? Xavier hakkında öğrendiklerime göre o oyu sizden zaten alacaktı. Kesinlikle. Xavier beni yok etmek için bir darbe yapacaktı ve Zoltan sadık tebaalarından birini benim yerime alması için hazırlamaya başlayacaktı. O zaman yeni hakim bedenim çürümeye bile başlamadan önce yeni yasalar çıkaracaktı. Çünkü diğer tüm bölgelerde onları destekliyorlar. Onların tarafında olmadığınızdan nasıl emin olabilirim? İstedikleri her şeyi yaptınız. Yaşlı adam olumsuzca başını salladı. Senin çok iyi bildiğin tipik bir hareketiydi. Çocukken bunu yaptığını birçok kez gördün. Her zamanki gibi acele sonuçlara varıyorsunuz. Sesindeki küçümseyici tonu beğenmedin. Utanç duyarak kızardın ve itiraz etmek üzereydin ama hakim birinciyi işaret etti. Ağzını aç. Birinci tereddüt etmedi. Sadece maskesini çıkardı ve efendisinin emrettiğini yaptı. Birinci de iyi Allah. Vallahi. Şaşırdın. Yüzünü görmeyi beklemiyordun ama seni asıl şok eden şey dilinin altındaki küçük, kötü kokulu keseydi. Zehirli ısırgan otu. Biliyorsunuz. Taç giyme günümde kraliçe Megaris'i öldürmeye çalışan hizmetçi dilinin altında tıpatıp aynı torba vardı. Hepimizin ağzında bir torba zehirli ısırgan otu vardır. Amacımıza hizmet ederiz ya da etmeye çalışırken ölürüz. Bu bizim görevimiz. Sen birbiriyle çelişen düşünceleri bir araya toplamaya çalışırken birinci maskesini tekrar taktı. Adı onuncuydu. Onuncu. İşe aldığım onuncu katil. Hepsi isimlerinden vazgeçildi ve sadece Terespiya'yı kurtarmak için varlar. Onuncu kraliçe Megaris'i öldürmek için gönderdiğim birkaç suikastçiden biriydi. Başarılı olsaydı Terespiya onların esaretinden kurtulacaktı. Ne yazık ki diğerleri gibi başarısız oldu ve boşu boşuna öldü. Esaret mi? Katiller. Osmond amca ile yaptığı anlaşma yüzünden kraliçe Megaris'i öldürmeye çalıştınız. Her şeyimizi bizden aldığı için. Çok daha fazlası. Kraliçe Megaris. Onun güç ve zenginlik hırsı sınır tanımıyor. Halkımızın kötü muamelesine göz yumması onun en masum suçu. Terespiya'nın bütçesi büyük ölçüde kırmızı ormana bağlı. Halkımızı besler ve bize kaynak sağlar. Ödememiz gereken haraçlara ek olarak kaynaklarımızı toplamak için daha fazla adam gönderiyor. Depolarımız gün geçtikçe tükeniyor ve yağmur ormanlarımız çoraklaşana kadar sömürülüyor. Kaynaklar yenilenemiyor. Mahzenlerimiz boşaldığında ve kızıl orman kuruduğunda Terespiya'nın varlığı sona erecek. Onlar çok güçlü. Kraliçe Megaris'e karşı savaş açamayız. Askerleri Lunaris'i doldurabilir. Demek Osmond amca onunla bu yüzden anlaşma yaptı. Bunu Terespiya'yı güvende tutmak için mi yapıyordu? Anlaşmalar uzun zaman önce imzalandı. O sırada Terespiya en iyi dönemindeydi. Onlar güçlüydü ama şimdi olduğu kadar tehdit oluşturacak bir ülke değildi. Hizmetkar olarak kraliçe şatosuna sızmış birçok casusum var. Onuncu da onlardan biriydi. Gördüklerine göre konsey üyesi Zoltan ve Simon Xavier onlardan altın alıyorlar. Duke Osmond onlardan hiçbir şey almaz. En azından açık bir şekilde. Ancak muhtemelen gizli düzenlemeler yapmak için sık sık şato dışında şüpheli elçilerle buluşur.
Tahtınızı neden gasp ettiğini bilmiyorum ama yaptığınız şey bilinmeyen bir nedenle Kraliçe Megaris ile olan evliliği engelleyebilirdi. Topraklarımızdaki askerlere neden hiçbir şey yapmadıklarını şimdi anlıyorum. Sırf kendileri lüks bir hayat sürmek için insanlarımızın Kraliçe Megaris'in ellerinde acı çekmesine izin veriyorlar. Yüksek etki yolu. Onların yanında büyüdünüz. Buna inanmakta güçlük çekiyor olmalısınız. Aksine sonunda bazı davranışları anlamaya başladım. Terespiye'yi yönetmem gerekiyordu ama onlar her şeyi benden gizli tuttular. Kendi halkımdan gelen dilekçeleri okumama bile izin vermiyorlardı. Ülkeyi sizin yönetmenize izin vermeyeceklerdi. Siz sadece onların manipüle edebilecekleri bir kuklaydınız. Zor olabilir. Ancak en çirkin gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmanız gerekiyor. Bu sadece başlangıç. Korkmuyorum. Gerçeği ortaya çıkarmak ve Terespiye'yi bu dehşetten kurtarmak için yapmam gerekeni yapacağım. Gerçek Terespiye kraliçesinden daha azını beklemiyordum. Bu bizi en önemli soruya geri getiriyor. Tacınızı nasıl geri alacağınız? Kraliyet statünüzü geri kazanmanıza yardım edebilecek biri var. Sonrasında büyük zirveyi toplayabilirsiniz. Ya tam bölüm çekeceğim, bu ses ne ya? Büyük zirve mi? Meclis üyesi Zoltan size ondan bahsetmedi mi? Lord Zoltan böyle bir şeyden hiç bahsetmedi. Anlıyorum, sanırım şaşırmamalıyım. Bu sadece önemli konuları tartışmak için çağrılan tüm hükümdarların bir toplantısı. Sadece kral veya kraliçeler tarafından çağrılabilir. Büyük zirveyi başlatabilir ve Kral Osmond'u gaspçı ilan edebilirseniz hükümdarlar anlaşmalara tabi olacak. Ve gerçek hükümdarı desteklemek zorunda kalacaklar. Anlaşmalar. Büyük savaştan sonra imzalandılar. Kral Osmond size ondan bahsetti mi? Evet, yüzlerce yıl önce krallıklarını fethetmiş, bir parçası olmuşlar. Halklarının ve topraklarının güvenliğinden korkan Terespiye, Raja ile Shada ve Maid birleşip Kral Florivet'i durdurarak savaşı bitirmiş. Zalim kralın günahları için kafasının kesildiğini ve tahta yeni bir hükümdarın çıktığını biliyorum ama anlaşmaların yapıldığını bilmiyordum. 5 krallık arasında bir denge sağlamak için 5 hükümdarın tümü tarafından yazılmış ve üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Barışı sağlamak için hükümdarlar asla tiranlarla ve gaspçılarla ittifak yapmamaya yemin ettiler. O zamandan beri bu anlaşmalar yerine getiriliyor. O zaman beni desteklemeliler. Ben Terespiye'nin gerçek kraliçesiyim. Kral Osmond Terespiye'yi 18 yıldır yönetmemiş olsaydı bu kolay bir çözüm olabilirdi. Aynı zamanda o da İmeri soyundan, rahmetli Kral Owain'in kardeşi sonuçta. Diğer hükümdarların gözünde Terespiye tahtında ikinizin de hakkı var. Hangi hükümdarın destekleneceğine karar vermek için diğer 4 krallık için bir oylama yapılacak. Eğer hükümdarların çoğu Terespiye'nin gerçek kraliçesi olduğunuz konusunda hemfikirse sizi destekleyecekler. Kral Osmond'u devirme güçleri olmayabilir ama Terespiye'yi ittifaktan çıkaracaklar. Kral Osmond çok hırslı olsa da Terespiye'nin izole edilmesine veya yabancı istilaya karşı savunmasız olmasını isteyeceğinden şüpheliyim. Tahtı bırakır. Hükümdarların Osmond amcaya değil de bana oy vereceğinden nasıl emin olabilirim? Kraliçe Megaris sizi desteklemeyecek. Ancak diğer hükümdarlar her zaman Kral Osmond ile aynı fikirde değillerdi. Büyük ihtimalle size oy verecekler. Anlıyorum. O zaman büyük zirveyi toplamak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Bana yardım etmeye hazır biri var demiştiniz. Ay ışığında gözleri kararsızlıkla parladı. Rajahili Kralı Dimario. Siz sürgün edildikten sonra bize konseye geldi ve sizinle görüşmemizi ve yardım teklif etmemizi istedi. Onu hemen geri çevirdik. Ama o gittikten sonra birinciyi bir mesajla peşinden gönderdim. Şatonun dışında buluştuk, ona her şeyi açıkladım. Kısacası hükümdarların Mario özellikle inandığınız şey için neleri göze aldığınızı gördükten sonra size son derece hayran kalıyor, yardım etmek istiyor. Bana yardım etmeye hazır mı? Ama nasıl? Kral olarak bile Terespiye Mahkemesi'nin üzerinde hiçbir etkisi yok. Elbette her şeyin bir bedeli vardır. Bu planın işe yaraması için onun kraliçesi olmalısınız. Siyasi evlilik. Hatırladığım kadarıyla Osmond amca da Kral Dimario ile evlenmemi istiyordu. Bu Terespiye üzerindeki etkinizi sınırlamak için başka bir konsey taktiğiydi. En bilge kraliçe bile iki krallığı yönetemez. Peki ne diyorsunuz? Bu birlikteliği kabul eder misiniz? O terbiyeli bir insandır. Onunla çalışmaya hazırım. Terespiye'yi kurtarmak için her şeyi yapacağım. Kendimi kimseye satmayacağım. Müzakere yapabiliriz. Dostça sohbetlerimiz sırasında bende oldukça mantıklı bir insan izlenimini bıraktı. Bunu duyduğuma sevindim.
Size yaptığı evlenme teklifi sadece bir hoşlanma göstergesi değildi. Büyük zirve iyi geçerse Telespia ve Rajahili arasında ittifak Kraliçe Megaris'i bile korkutacak. Kral Di Mario'nun kraliçesi olmayı kabul etsen bile halkı buna itiraz etmeyecek mi? Bildiğim kadarıyla Rajahili'nin hükümdarları normalde kraliyet kanının temsilcileriyle evlenir. Kral Di Mario sizin için krallığının muhafazakar kesimine karşı çıkmaya hazır. Tıpkı annenizle evlendiğinde babanız gibi. Terespia gelenek açısından Rajahili'den pek farklı değil. Bir yabancı ile ilk evlenen babanız oldu. Annemin bir portresini gördüm. Her zaman onun bir Terespialı gibi görünmediğini düşünmüştüm. Kral size onun hakkında hiçbir şey anlatmadı mı? Osmond amcaya onu birçok kez sordum ama o üzüldüğü için hep konuyu değiştirdi. Bana ailemden bahseder misiniz? Korkarım başka bir zaman artık. Tartışacak daha önemli konularımız var. Kral Owain'in yılların geleneğini bozan ilk hükümdar olduğunu bilin şimdilik. Kral Di Mario da dahil olmak üzere birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Tıpkı babanızın yaptığı gibi o da Rajahili'yi daha iyi bir hale getirmek istiyor. İşte bu yüzden bu sizin için harika bir fırsat. Onu kaçırmayın. Anlıyorum Hakim Vigor. İyi. Size sert davranırdım ama size her zaman inandım. Eleria. Bana her meydan okuduğunuzda annenizde gördüğüm dayanıklılık ve metanetin aynısını görüyordum. Sözleri sana gençlik maskaralıklarını ve meydan okumalarını hatırlattı. Hakimin sert derslerini senin ise caydırmak için ne kadar uğraştığını hatırladın. İyi bir öğretmendiniz Hakim Vigor. İntikam almak için yaptığım yaramazlıklarımdan dolayı sizden özür dilerim. Bugün Terespia sizin bu intikam ruhunuza ihtiyaç duyuyor. Hakim karanlık gökyüzüne baktı ve gülümsemesi kayboldu. Elini büyük bir ciddiyetle birinciye uzattı. Adam anlayışla başını salladı ve aceleyle uzaklaştı. Kısa bir süre sonra iki at getirdi. Eyere bağlı olan çantayı çıkardı ve sana verdi. Büyük çanta yumuşaktı ve düşündüğün kadar ağır değildi. Kimse şüphelenmeden şatoya dönmeliyim. Bu çantada ihtiyacınız olan her şey var. Yarın öğlen sizin için bir araba gelecek. Sizi gümüş şelaleye götürecek. Kral Di Mario orada olacak. Ama sonra ne yapmalıyım? Sizinle nasıl irtibat kurabilirim? Elimden gelenin en iyisini yaptım Eleria. Gerisi size bağlı. Bir dahaki sefere yollarımız artık büyük zirvede kesişsin. Aksi takdirde tekrar buluşmak için bir nedenimiz olacağını sanmıyorum. İkisi de atlarına binip dizginleri çektiklerinde aklına başka bir şey geldi. Terespia'nın şifa kitabını ve Terespia'nın kalbini bulmuşlar mı? Hayır, her ikisinde çalan hırsız bulunursa büyük ödül vaat verilir. Tüm anahtarlarımı nerede sakladığımı yalnızca Delias biliyordu. Ve o küçük keseyi her zaman yanında taşıyor. Mantıklı yanın bunu düşünmeye devam etmek istese de bir şekilde konuyu boşverdin. Hakim Vigor kaşlarını çattığını fark etti. Eleria, şu anda endişelenecek daha önemli şeyler var. Bu sözler seni rahatlattı. Haklısınız, odakta benim hedefim olmalı. Kendinize iyi bakın. Bu sözlerle Hakim Vigor yanından ayrıldı. Birinci onu takip etti. Sisin içinde tek başına durup düşünürken kaybolan silüetlerini izledin. Kral Di Mario'nun kraliçesi ol ya da şatoya geri dönmek için kendi başına savaş. Çok zor kararlar. Kral Rajahili iyi bir adam ama ona her şeyimi vermeye ve onu bir eş olarak desteklemeye gerçekten hazır mıyım? Bana olan sevgisine rağmen bu bir aşk evliliği olmayacak. Öte yandan bir kraliyet ailesinin çok nadiren aşk evliliği olur. Nefes vererek çantanı omzuna koydun ve kampa geri döndün. Meşalelerin parlak ışıklarını tekrar gördüğünde saat gece yarısını geçmişti. Daha uzaktan kampın dışında seni sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlarını gördün. Atın onlarla yeniden bir araya gelme özlemini paylaşıyor gibiydi. Neşeli bir kişneme ile seni doğruca Reynald'a götürdü. Teşekkürler Muffin. Muffin mi? Dizginleri Reynald'a verdin ve sırıtarak çantayı yerden çıkardın. Bu onun yeni adı. Sevdin mi? Sanırım bu soruyu cevapsız bıraksam iyi olur. Senin için endişelendik Eleria. Sağ salim döndüğüne çok sevindim. Geri döneceğime söz vermiştim değil mi? White nasıl? Bebek gibi uyuyor. Onu uyandırmak ister misin? Hayır, dinlenmesi gerekiyor. Kisella'nın çadırına baktığında suçluluk hissettin ve kalp ağrısı tekrar içini doldurdu. White'ın koşulsuz sadakatini ve Kral Di Mario'nun teklifini düşündün. Yorma bizi kızım. Kiminle görüştüğünü anlat. Peki.
Ateşin yanında oturup ellerini çatırdayan alevleri uzatarak arkadaşlarına hakim ile görüşmenizi tüm ayrıntılarıyla anlattın. Yüzlerindeki ateş ışığı ve hareketli gölgeler dans ederek sayısız düşünce ve duyguyu açığa çıkarıyordu. Sen konuşmayı bitirdikten sonra ağır bir sessizlik oldu. Sonunda düşüncelerin Taki'nin yüksek sesiyle bölündü. Bu kral Rajahili ile gerçekten evlenecek misin? Utançtan yanakların yandı. Etrafına baktın ve beklendiği gibi arkadaşlarının gözlerindeki endişeyi gördün. Bilmiyorum. Ama Terespiye'yi kurtarmanın tek yolu buysa onu kullanmalıyım. Bu benim sorumluluğum. Bu piçlere doğrudan saldırsak olmaz mı? Bu Vigor'un bir katil ordusu varsa bu zor olmamalı. Hepsini öldürmek mi istiyorsun? Lord Osmond, Lord Zoltan ve Lord Xavier'i. Neden olmasın? Bu ortak bir yarar için. Bu kötülerin güçlerini kötüye kullanmaya devam etmesini mi tercih edersin? Reyna, bunu yapamam. Akıl yolu, gasp yanlış yoldur. Ülkeyi yönetmeye savaş ile başlarsam halkım bana nasıl güvenebilir? Beni yetiştiren ve akıl hocalığı yapanları öldürmeye çalışmakla diğer hükümdarların saygısını kaybedeceğim. Bence de öldürülmemeli ama onlar hakkında bir şeyler yapılmalı. Onlar yolundaki en büyük engel. Onları adalete teslim ettireceğim ama kanunları çiğnemeden. Kisella'nın çadır duvarındaki White'ın karanlık silüetini görünce özür dolu bir bakış attın. Özellikle de kraliyet muhafızları yeminlerle bağlı olduğu için onlar için namus etten ve kandan çok daha üstündür. Bunu White'a veya babasına yapamam. Başka bir yol olmalı. Cinayet ve evlilik olmadan hiçbir şey yapılamaz mı? Kisella Reynald'ı işaret etti. Sen bir konttun. Bu siyasi konularda bilgili olmalıdır. Hiçbir şey düşünemiyor musun? Reynald'ın gözleri bir an parladı ama adam konuşmak yerine kederli bir şekilde içini çekti. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Söyleyecek bir şeyin varsa söyle. Hayır. Hakim haklı. Bu tek güvenilir seçenek. Bu fırsatı değerlendirmelisin. Gerçekten Kral Di Mario ile evlenmeli miyim? Şu an en önemlisi tahtını sana yeniden kazandırmak. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bu hedefle senin aranda hiçbir şey olmamalı, Elaria. Bunu yakışıklı olanımıza da söylemeyi unutma. Birinin bunu duyması gerekiyorsa bu odur. White'ın bunu neden duyması gerekiyor? En çok istediği şey ünvanımı geri kazanmam. Aptal olabilirim ama hala bir erkeğim. Bu çocuk sana deli gibi aşık. Sanki dünyada senden başka hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyor. Onur ve görevle ilgili tüm o söyledikleri kalbinin gittiği yerde duramaz. Nereden biliyorsun hiçbir kadınla birlikte olmadın? Ta ki Reyna'ya baktı. Şaşırtıcı bir şekilde bu sefer gülümsemesinde her zamanki serseriliğinden eser yoktu. Biliyorum. İşte bu kadar. Ben gidip kampın etrafındaki tuzakları kontrol edeceğim. Reyna kalktı ve aceleyle uzaklaştı. Ta ki bir çalının arkasında kaybolana kadar gözleriyle onu takip etti ve güldü. Şakalardan hiç anlamaz. Benim öyle bir lüksüm yok ama arkadaşlarımın hak ettikleri mutlulukları bulmalarına yardım edebilirim. Taki'ye Reyna ile konuşmasını söyle. Taki'yi Reyna ile ilişki kurmaya teşvik ettin. Ne bekliyorsun? Onun peşinden git Taki. Onun peşinden mi? Neden? Niye? Ne için? Gecesini nasıl geçtiğini sorarak başlayabilirsin. Ah, ya da mesela ona yatağının daha sıcak olmasını isteyip istemediğini sorarak, değil mi? İyi pislik. Bu aralar tek başına uyuyanlar çok üşüyordur. Reyna'nın ısınması için benim gibi bir erkeğe ihtiyacı var. Hayır, aklımdan geçen bu değildi. Hey, Taki ölmek istiyorsa biz kimiz ki onu durduracağız? Tamam. Yatağı ısıtmak hakkında konuşmak yok, anladım. Git ve onunla konuş. Komik ya da eğlenceli olmaya çalışma. Sadece konuş. Bilmiyorum prenses, ona ne söyleyeceğim ki? Uzun yıllardır arkadaşsınız. Eminim konuşacak bir şeyiniz vardır. Belki ona bir çiçek götürürsün. Bu yardımcı olabilir. Genişçe gülümseyen Taki ayağa kalktı ve kampın hemen dışındaki devasa bir çalıyı işaret etti. Ha, bu çalının yanında kırk çiçekleri var. Sabahları çiş yaparken sürekli onlara bakıyorum. Güzeller. Lütfen çiçeği başka bir yerden kopar. O çalıya bir daha yaklaşabileceğimi sanmıyorum. Hadi ama koca göz. Bu sadece bir çiş ya. Tamamen doğal bir süreç. Çünkü... Taki. Tamam. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Seçimin hikayeyi etkiledi. Taki kaslı vücudunu Reyna'ya doğru hareket ettirdi. Onun içten kahkahası etrafta yankılanınca arkadaşlarının yüzü güldü.
Reyna takıyı hemen kabul etmeyebilir ama bir hareket var en azından. Bu sadece başlangıç. Arkadaşların adına sevinmiş olsan da bu düşünce sana kendi mücadelelerini de hatırlattı. O sırada ben Kral Dimario ile bir harekete yol açacağım. Yavaşça iç çekerek herkese tek tek bakmak için kafanı kaldırdın. Senin konuşmanı bekliyorlardı ama konuşacak başka bir şey yoktu. Ateşin çıtırtısını dinlerken, arkadaşlarının yanında otururken huzur buldun. Tek kelime konuşmadın ama onların varlığı seni rahatlattı. Reynald pek duygularını göstermez ama yine de beni desteklemeye çalışır. En zor kısım Kral Dimario ile evlenmek değil, arkadaşlarımdan ayrılmak. Tam o sırada Delia omzuna dirsek attı ve ayağındaki çantayı işaret etti. Gözleri meraktan fal taşı gibi açıldı. Çantada ne var Eliria? Lord Vigor'un sana ne verdiğini öğrenmek için can atıyorum. Bakalım. İpi çözdüm ve çantayı açtın. Birkaç lüks rajeyle elbisesi, saç süsleri, allık şişeleri ve bir kese altın vardı. Hakim, Kral Rajahili ile evliliğini garantilemek için hiçbir masraftan kaçınmamış. Elinizi çantaya sokarak bir kese para çıkardın. Küçük boyutuna rağmen oldukça ağırdı. Bu altınla birçok kişiye yardımcı olabiliriz. Bu parayı nasıl kullanmak istiyorsun? Burada koca bir köyü aylarca beslemeye yetecek kadar var. Hakimin sana bu parayı köylülere harcaman için verdiğinden şüpheliyim. Ne öneriyorsun akıllı? Sence bu paraları kendine saklamak daha mı iyi? Sadece olanı belirtiyorum. Hakimle hedefimiz ortak. Ayrıca Eleria'nın tekrar kraliçe olmasını istiyor. Hedefimize ulaşmak için bu paraya ihtiyacımız olabilir. Acele etmeyelim ve onları akılsızca harcamayalım. Tartışma elinde bir kristal keseyle gelen Hilde tarafından kesintiye uğradı. Pierre'lerin eski ihtişamının bir başka hatırası daha. İlaç zamanı Reynald. Teşekkürler Hilde. Reynald ayağa kalktı ve Hilde'nin elindeki kaseyi aldı. Affedersiniz, çadırıma gitmeyi tercih ederim. Acı narenin onun halsiz vücudunda ne kadar olumsuz bir etkisi olduğunu bildiğin için anlayışla başını salladın. Şimdi bile gururu onu başkalarının önünde zayıf göstermekten alıkoyuyor. Zaten çok geç, White'ı kontrol edip biraz dinlenmem gerekiyor. Bu konuyu biraz düşüneyim. Kral Dimario ile görüştükten sonra konuşalım. Ben de düşüneceğim, merak etme, birlikte bu paraları doğru bir şekilde kullanacağız. Delia dirseğini tuttu ve hafifçe çekti. Hadi gidelim, senin için bir sürprizim var. Tamam. Kisela'ya veda ettikten sonra Delia'yı çadırına kadar takip ettin. Vay canına. Yataklar iki tane olmuş. Uyuyan White'in yatağının yanında artık bir yatak daha vardı. Her şey yeniden düzenlenmişti. Mobilyalar yine sadeydi ama düzenleme şekli ve etrafındaki küçük süslemeler seni heyecanlandırdı. Yatağın yanındaki ufak saksılar, güzelce katlanmış battaniye, taze demlenmiş gül çayı kokusu. Her küçük detay sana büyüdüğün odayı ve Terespia prensesi olduğun zamanı hatırlattı. Sen yokken her şeyi ayarladım. Sevdin mi? Bir öpücükle teşekkür et. Benim için yaptığın her şeyi severim. Artık bir prenses değilim. Bana kim olduğumu ve ne için savaşmam gerektiğini hatırlattığın için teşekkür ederim. İlişkiniz güzelleşti. Elini tuttun ve onu White'in yanındaki boş yatağa götürdün. Hadi gidelim, uyku zamanı. Ben taburede uyuyacağım. Hayır, aynı yatağı paylaşacağız. Ama sen kraliyet kanındansın. Ben ise sadece bir hizmetçinin gayrimeşru kızıyım. Bu çok, çok uygunsuz. Baban olmaması ikinci sınıf olduğun anlamına gelmez. Asla kendi hakkında bu sebep yüzünden kötü düşünme. Hadi yorganın altına girip burası soğuk. Yanına uzanması için yeterince yer açarak çekildin. Battaniye çok sertti ama iyi ısıtıyordu. Başını çevirdiğinde White'ın rahatlamış yüzünü gördün. Hala derin bir uykudaydı. Yavaşça fısıldadın. İyi geceler White. Kısa bir süre sonra uykuya daldı. İkisinin nefesleri yatıştırıcı bir ninniyle birleşerek seni başka bir dünyaya gönderdi. White'in yaralarını temizlemek ve yeni bir ilaç sürmek için ertesi gün erken kalktığını neyse ki genç adam uyumaya devam ediyordu. Çok geçmeden çadıra 3 parça mısırlı turtayla girdi. Ah, White hala uyuyor. Belki onu uyandırmalıyız. Hayır, dinlenmesi gerekiyor. Eliria, White öyle ya da böyle Kral Dimario'nun evlilik teklifini öğrenecek. Biliyorum ama daha sonra öğrenmesini tercih ederim, hiç değilse. Eliria, tamam, artık bunun hakkında konuşmayalım. Bana şu turtayı ver, harika kokuyor. Ufak bir parça için uzandın ve ondan bir ısırık aldın.
Hilde ve Gisella ile birlikte pişirdik. Hoşuna gideceğini biliyordum. Harika. En büyük parçayı White'a ayıracaklarından emin ol. Elbette. Yemeğini bitirdiğinde neredeyse öğlen olmuştu. Çantanı açtın ve kıyafetleri, aksesuarları çıkardın. Recehililerin kıyafetleri çok şık. Ben olsam aralarından seçim bile yapamazdım. Bu yüzden yardımına ihtiyacım var. Soyunmama yardım et. Delia korseni bağlarken hala utanıyor ve gergin bir şekilde White'a bakmaya devam ediyordu. Neyse ki uyku ilaçların gerçekten etkiliydi. Bitti. Şimdi seni yakında olacağın güzel kraliçe Recehili olarak giydirelim. Yatağın üzerine serilen kıyafetleri incelerken acı bir şekilde gülümsedin. Ay bu kötü. Bu güzel. Bu da değişik aslında ama ilk elmaslı seçenek çok kötüydü bence. Rajeli örgüsü. Makyaj. Alışık olduğun terespiye kıyafetlerinin aksine bu Rajahili elbisesi bacaklarını sıkıca sarıyordu. Kendini oldukça garip hissettin. Bırakın koşmayı, bunun içinde zar zor yürüyebiliyorum. Kral Dimario'nun kraliçesi olduktan sonra beklemem gereken özgürlük derecesi bu mu? Çatık kaşlarını fark etti. İstemiyorsan giymek zorunda değilsin Eleria. Zorundayım. Tek yol bu. Ya başka bir yol olsaydı? Ceylan gözlerinde uğursuz bir ışık parladı. Aynı anda hissettiğin duygu ya sana yabancıydı ya da tam tersini kabul etmeyi reddediyordun. Masumiyet ifadesi hemen güzel yüzüne geri döndü. Üzgünüm. Sadece konuşuyordum. Seni daha iyi hissettireceğini düşündüm. Aptallık ediyorum. Birkaç soru sormak istedin ancak kampın dışından gelen çan sesi yüzünden cümlen yarıda kaldı. Hızla çadırdan çıktı. Ah araba çoktan geldi. Terespia'nın kaderi benim elimde. Kararımda dikkatli olmalıyım. Ruhlar yoluma rehberlik etsin ve beni kollasın. Derin bir nefes alarak çadırdan çıktın ve doğruca arabaya gittin. Birinci sürücü koltuğundan sana el salladı. Tüm gözler senin üzerindeydi ama sen arkadaşlarına herhangi bir etkileşimin kararlılığının sarsacağından korkarak önüne bakmaya devam ettin. Yeni elbiseyle arabaya binmek oldukça zordu ama başardın. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Araba hareket etti. Yavaşça iç çekerek perdeleri kapattın ve kendi düşüncelerine daldın. Gümüş şelale çok uzakta değil ama dağlarda ve çok yüksekteydi. Yükseğe çıktıkça su sesleri yaklaşıyordu. Sonunda durdunuz. Kapı aniden gıcırdayarak açıldığında sen daha kulpa uzanıyordun. Kapıyı açan kişi Kral Dimario'nun ta kendisiydi. Nasılsınız Bayan Eleria? Güzelliğiniz nefesimi kesiyor. Sana saygıyla baktı. Beni onurlandırdığınız ve Rajahili kültürüne saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Kral Dimario ile ilişkiniz güzelleşti. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim majesteleri. Yalnızız bana Dimario demeye ne dersin? Ben de sana Eleria diyeyim. Formaliteleri sen de pek umursamıyorsun değil mi? Sadece gerektiğinde Rajahili kralı sana elini uzattı. Kibarca elini tuttun ve onun yardımıyla arabadan indin. Etrafa baktığında sadece bir tane araba gördün. İyi giyimli bir Rajahili arabacı yakınlarda duruyordu. Şaşırdın. Yalnız geldin. Neden olmasın, sen onurlu bir kadınsın. Korumalarımı burada işi yok. Güvenin için teşekkür ederim Dimario. Aynı şekilde Eleria. Sonra uçuruma doğru yöneldiniz. Kral Dimario şelaleye hayranlıkla baktı. Kenardan uzak durdun. Aşağı bakmaya cesaret edemedin. Korkuyor musunuz? Tabii ki hayır. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yüksekten korkarım. Bugün ne kadar harika bir gün değil mi? Yüksek bir yerdeyken ve tutunacak herhangi bir şey yokken hemen titremeye başlıyorum. Düşme düşüncesi beni korkutuyor. Kendimi çaresiz hissediyorum. Kral Dimario dürüstlüğünü takdir etti. Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var Eleria. Korkularınla yüzleşme cesareti başlı başına bir güçtür. Anlayışla seni uçurumun kenarından uzaklaştırdı. Seni uçurumdan uzaklaştıran her adım gerginliğini biraz olsun azalttı. Dimario, Hakim Vigor'un evlenmemizi planladığını anlıyorum. Buna ne dersin Eleria? Planlamaya ve taahhütlerle
Geçmeden önce birbirimize kendimizden bahsedelim. Kendimizden mi? Evlilik siyasi olsa bile nişanlımın kiminle evlendiğini bilmesini isterim. Cesur olduğunu ve neye inandığını bilecek kadar senin hakkında yeterince şey gördüm ve duydum. Ama sen benim hakkımda ne biliyorsun? Benden 3 yaş büyük olduğunu biliyorum. Kendi orduna komut ediyorsun ve... Rajahili kralık güldü. Utançtan yerin dibine girmek istedin. Pardon, Osman amca bana diğer hükümdarlardan bahsettiğinde onu pek dinlememişim. Bu senin suçun değil. Her krallığın sırları vardır. Bilgileri sınırlarımız içinde tutma eylemindeyiz. Kraliyet ile ilgili dedikodularının yayılmasını engelleyen kurallar var. Cezası oldukça ağır hatta. Demek bu yüzden ben ortalığa çıkana kadar şatonun dışındaki kimse nasıl göründüğümü bilmiyordu. Elbette ki geleceğin kraliçesinin bu kadar korunması çok sıra dışı bir durum. Ancak bu konuda yalnız olmadığını öğrenince şaşıracaksın. Meğer Prenses Van Oro'yu saklıyorlarmış. Ancak onların iş yapma biçimi göz önüne alındığında bu o kadar da şaşırtıcı değil. Rajahili de insanlar uzun zamandır Terespia'nın prensesi Elyria'nın nasıl göründüğünü merak ediyordu. Kral Osmond hakkında herhangi bir bilgiyi saklamak için çok uğraştı. Hükümdarlar bile seninle tanışana kadar neye benzediğini bilmiyordu. Anlamıyorum. Osmond amca tüm bunları neden yapsın? Beni şatoda tutmak başka bir şey ama hakkımdaki bilgilerin yayılmasına izin vermemek. Ve genellikle bu tür bilgileri saklamanın bir bedeli vardır. İnsanların seninle ilgili haberleri yaymaya çalıştığına dair söylentiler duydum. Daha sonra ortadan kaybolan insanlar, aileleri ve onların söylediklerini duyanlarla beraber. Sanki hiç var olmamışlar gibi. Ama bunlar sadece söylenti. Duyduğumuz her şeye inanmamanın doğru olduğunu biliyoruz. Dürüst olmak gerekirse artık neye inanacağımı bilmiyorum. Osman amcayı tanıdığımı sanıyordum ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Beni yetiştiren kişi hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Üzgünüm Elyria, senin gibi nazik bir ruh böyle bir ihaneti hak etmedi. Hiç kimse kendi akrabası tarafından ihanete uğramayı hak etmez. Ama konuyu dağıtıyorum, hikayenize geri dönelim. Peki, su şelalesinin gümüşü perdesinin yanında bir kayanın üzerine oturdunuz ve Kral DiMario kendiyle ilgili her şeyi seninle paylaştı. Nelerden hoşlandığını ve nelerden nefret ettiği, kral ve askeri lider olarak hayatı, huzursuz denizi geçmeye çalışırken ölen merhum ebeveynleri, tahtı ondan almaya çalışan ve başarısız olan insanlar ile ilgili her şeyi anlattı. Rajahili kralını tanıdıkça ona bir insan ve bir hükümdar olarak daha da çok hayran oluyordum. Hareket eden gölgelerden akşamın geldiğini anlaşıldı. Siz bu heyecan verici sohbete daldınız. Saatlerin nasıl geçtiğini fark etmediniz. Birbirinizle ilginç bilgiler paylaştınız. Sen ona 1000 tane soru sordun ve o da senin bir prenses olarak inzivada yaşadığın hayatı merak etti. Sahip olduğun birçok yeteneği onunla paylaştın ve şato dışındaki maceralarını anlattın. Hatta ona arkadaşlarından bile bahsettin. Uzun bir süre kendimi insanların kralı olarak gördüm ama sen başkaymışsın. Şövalye anne birlikte büyüdünüz. Yani bu bağınız oldukça doğal. Kontu ve hizmetçiyi de anlayabiliyorum. Ama haydut kadın, Kiselina'nın yöntemleri değişik olabilir. Ama o da tıpkı senin gibi iyi bir kalbe sahip. Ben Rajahili kralıyım ve insanlarla ilgilenmek benim görevim. Kiselina'nın kalbi gerçek bir hazinedir. Öyle, arkadaşlarım Terespia'yı ve insanlarımızı kurtarmak istiyor. Yanımda oldukları için şanslıyım. Onlar için her şeyi yaparım. Eski şövalyenin ne kadar çok koruduğunu gördüm. Önem verdiğin kişileri korumak için ne kadar ileri gitmeye hazırsın? Güvenliklerini sağlamak için öldürmeye kadar ileri gider miydin? Dürüst olmak gerekirse her zaman başka bir yol bulurum. Gerekli gördüğüm şeyi yapacağım. Öldürmenin tüm sorunları çözebileceğine inanmasam da insanları korumalıyım. Ancak umarım bu seçimi yapmak zorunda kalmam. Daha yeni iktidara geldim ama şimdiden bazı zor kararlar almak zorunda kaldım. Ellerimde kan var. Dökmek istemediğim kan ama yine de döktüm. Öyle gerekti. Herkesin iyiliği için. Üzgünüm DiMario. Kolay olmamıştır. Bunu sana söylememin nedeni bu değil Elyria. Kral DiMario ayağa kalktı ve elini tutup önünde diz çöktü. Sorusunun gerçek anlamını ancak o zaman anladın. Elyria, kraliçem olmak istiyorsan gerçekten kararlı olmana ve yükümü paylaşmaya hazır olmana ihtiyacım var. Düşmanların benim düşmanlarım, benimkiler de senin düşmanların olacak. Benim sadık sevgime, cesaretime ve gücüme sahip olan kadın sen olacaksın. İşte sorun bu. Sen de kendini kutsal bağımıza adamaya var mısın? DiMario, Rajahili'den herhangi bir soylu kadını seçebilirdi ama bana evlenme teklif etti. Ben bunu Terespia'yı kurtarmak için yapıyorum. Onun derdi ise bundan çok daha büyük. Bizim bir olmamızı istiyor.
Birbirimizi pek tanımıyoruz ama bana gerçekten tapıyor, onu gerçekten sevmemi istiyor. Başka birine olan bağlılığımı unutup kalbimi ona verebilecek miyim? Gerçek hislerinden vazgeçme düşüncesi bile seni umutsuzluğa düşürdü. Başını eğdin, alt dudağını korkuyla ısırdın. Kendini iyi hissediyor musun Eleria? Elini çektin ve başını kederli bir şekilde salladın. Teklifini kabul edemem diye Mario. Çok üzgünüm. Nedenini sorabilir miyim? Çünkü muhtemelen seni asla sevemeyeceğim. Anlıyorum. Dürüstlüğünü takdir ediyorum. Rajahilya kralı ayağa kalktı. Sana ve azmine her zaman hayrandım. Şimdi bile cesaretinle beni şaşırtıyorsun. Teşekkürler. Zamanını aldığım için özür dilerim. Aksine bugün seninle burada görüştüğüme memnun oldum. Reddetmen sadece sana daha fazla saygı duymamı sağladı. Evlenmeyebiliriz ama sana her zaman yardım etmeye hazırım. Sen saygıya layık asil bir kadınsın. Bu bile seni bir müttefik olarak görmem için yeterli. Taşıdığın yükten geçici olarak kurtulmaktan zevk almış olsan da artık gitmeliydin. Rajahili kralı sana arabaya kadar eşlik etti ve kapıyı açarak merdivenlerden çıkmana yardım etti. Eleria, ayrılmadan önce sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Elbette, benimle bilgeliğini paylaş. Terespia'nın yöntemlerine aşina değilim. Ama belki de tahttan sandığın kadar uzak değilsin. Neden böyle düşünüyorsun? Bir hükümdar olmak, bir ünvanın gücüne sahip olmaktan daha fazlasıdır. Halkın sadakatine de ihtiyacımız var. En önemlisi bu. Gördüğüm kadarıyla halkın kalbini çoktan kazandın. Kral Leoric ve Kral Ozer de senden övgüyle bahsetti. Kral Osmond'un arkasında Kraliçe Megaris ve konseyin çoğu varken bu üç kişi onun tek güç kaynağı. Kraliçe Megaris çok daha fazla. O sadece bir insan değil. Kraliçe Megaris ülkesini demir yumrukla yönetiyor. Halkı ona sadık ama sırf ondan deli gibi korktuğu için eğer gücünden vazgeçerse gerçekten de daha iyiye doğru değişebilirdi. Ama Kraliçe Megaris tahtından asla vazgeçmez. Gönüllü olarak vazgeçmez. Vazgeçmez tabii. Şaşkınlığını gören genç adam geniş geniş gülümsedi. Ama çok fazla zamanını aldım. Arkadaşlarım endişelenmeden geri dönsem iyi olur. Söyledikleri merakını uyandırdı ama hoş karşılanmadıkça soru sormamanın gerektiğini biliyordum. Bir sonraki görüşmemizi sabırsızlıkla bekleyeceğim. Rajahili de her zaman beklenen bir misafir olacağını lütfen bil. Teşekkürler Dimario. Rajahili de yaygın olan bir saygı jesti olarak başını eğdi. Sen onun bu nezaketine bir terespiye eğilmesiyle karşılık verdin. Sonra kapı kapandı. Birincinin ıslığını ve kamçının sesini duydun. Araba hareket etti ve seni gümüş şelaleden uzaklaştırdı. Kral Dimario ile görüşme planlandığı gibi geçmedi. Büyük zirve kesin olarak gerçekleşmeyecekti ancak bu konuşmanın sonucu seni biraz rahatlattı. Araba vardı anda dışarı çıktın ve içtenlikle birinciye teşekkür ettin. Usta Vigor memnun kalmayacak ancak seçim hakkı her zaman size aitti. Saygıyla karşılayacaktır. Muhtemelen artık sizinle iletişim kurmayacağız. Lütfen bunun size yardım etmek istemediğimiz için olmadığını bilin. Geri dönüş olmaya tehlikeli bir yoldayız. Bu sadece iyiliğiniz için. Anlıyorum. Atalar size göz kulak olsun Eleria. Çok teşekkür ederim. Lütfen Hakim Vigor'a teşekkürlerimi iletin. Birinci başını salladı, atları hareket ettirmeden önce dedin ki yöntemlerimiz farklı olabilir ama bu pes ettiğim anlamına gelmez. Yeniden kraliçe olacağım. Usta Vigor bunu duyduğuna memnun olacak. Bir dahaki karşılaşmamızda bize tahttan emir verin. Öyle olsun. Sana son bir bakış attıktan sonra birinci yola çıktı. Arkadaşların seni dört gözle bekliyordu. White bile uyanmıştı ve Gisella'nın çadırından çıkmıştı. Dik oturmak için çabalıyordu ama yine de görünüşe göre yataktan kalkmasına yardım eden Taki'ye yaslanmak zorunda kaldı. Ben ayrıldıktan sonra ona her şeyi anlatmış olmalı. Ateşe yaklaştın ve eski şövalyen olan çocukluk arkadaşının yanına oturdun. White, yataktan çıkmamalısın. Özür dilerim, hiçbir şey söyleme. Evlilik olayını sana anlatmam gerektiğini biliyorum. O halde neden anlatmadın? Anlardım. Benim kötü biri olduğumu düşünürsün diye korktum. Bunu yapmak zorunda olmanı istemiyorum ama herkesin iyiliği uğruna kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçmenin cesaret gerektirdiğini anlıyorum. Senin hakkında asla kötü düşünmemeleri ya. Aynı savaştayız ve her zaman davanı destekleyeceğim. Üzgünüm White. Öyle bir aptaldım ki. Bu doğru. White ile ilişkiniz güzelleşti. Lafı fazla uzatmadan Kral Dimario'nun teklifini, onu reddettiğini ve taht için kendi yolunu çizmeye karar verdiğini anlattın. Arkadaşlarının yüzleri, özellikle de White'ın yüzü anında aydınlandı. Etrafını yine neşeli konuşmalar sardı. Duygusuz Reynold dışında herkes kararını destekledi.
İşte böyle. Kral Dimaru ile evlenmeyeceğim. Büyük bir hata olabilir ama hiçbir şeyden pişman değilim. Reynald sonunda sessizliğini bozdu. Pişmanlık yok yani. Bir daha asla kraliçe olamayacağın anlamına gelse bile mi? Evet Reynald, pişmanlık yok. Yapmak istediklerimden ödün vermeden hedefime ulaşacağım. Reynald kararlılığını beğendi. Bana söylemediğin için seni affetmiyorum ama kalbinin sesini dinlemene sevindim. Farklı bir seçim yapsaydım bile seni sonuna kadar desteklerdim. Ama seni kafese kapatılmış bir kuş olarak görmek beni çok üzerdi. Rajahili Kalesi neredeyse kalesi kadar büyük, en azından ferah bir kafes olurdu. Ferah veya değil, kafes kafestir. Dışarıda dolaşabileceğim koca bir dünya varken asla bir şatoda yaşayamazdım. Şato hayatı o kadar da kötü değil Gisella. Elaria yeniden kraliçe olduğunda ziyarete gelmelisin. Cazip bir teklif. Sanırım kuşumuzu süslü koltuğuna nasıl geri oturtacağımızı düşünmeliyiz. O koltuğa taht deniyor. Ne fark eder? Oturmak için bir eşya işte. Ama şaka bir yana, bunu Kral Rajahili olmadan nasıl yapacaksın Elaria? Düşünmek ve sonra bir plan yapmak için zamana ihtiyacım var. Konsey bana ünvanımı kaybettikten sonra onu nasıl geri kazanacağımı öğretmedi. Biliyor musun, siz ayrıcalıklı insanlar öyle karmaşıksınız ki. Yeter düşündün. Hadi bir ordu toplayalım ve içeri dalalım. Ordu mu? Nasıl? Terespia'da her yerde insanlar var. Sadece gidip onlara senin için savaşmalarını söylemelisin. Böyle bir ordu kuramazsın Taki. Taki ve Reyna yakınlaştılar. En iyi fikir değil ama yine de bir fikir. Kişi sayısının artması zaman alacak. O zaman eğitime ihtiyaçları olacak. Ancak sabırlı olursan gerçekten de bir ordun olabilir. Ha, duydun mu? Reynan beni destekliyor. Gerçi az önce söylediğimi geri alıyorum. Taki'nin fikri korkunç. Tek kelimeyle berbat. Hey. Durum ne olursa olsun Terespia askerleri ve kraliyet muhafızlarından oluşan birleşik birimler daha büyük bir orduya asla... Birimler kadar büyük bir orduya asla yetemeyiz. Yeterince adam toplayabilirsek bile böyle bir durum Kral Osmont'un ve konseyin dikkatini çekip şüpheye düşürür sadece. Darbe yapsak kolay olmayacak. Katliamdan kaçınmak için sağlam bir plan yapmamız gerekecek. Darbe mi? Bilmiyorum. Çeşitli fikirleri tartıştınız. Birçoğunun etkisiz buldunuz. Gece oldu. Hilda ateşin başına gelip size katıldı ve yemek pişirdi. Yemek yerken genellikle konuşkan olan haydutlar bugün sessizdi. Titreyenler evlerin arasından Gisella'nın bakmadan bir parça ekmek ısırdığını gördün. Dalmıştı, düşünüyordu. Herkes bana nasıl yardım edeceğini bulmaya çalışıyor. Ancak yeterli siyasi bilgi olmadan tüm bu fikirler bizi basit bir darbeye götürür. Bunu istemiyorum. Başını çevirdiğinde Reynald'ın kara gözlerinin bakışını yakaladın. Arkasını dönmeden önce gözlerinde bir suçluluk belirtisi yakaladığına yemin edebilirdin. Sonra aklına bir fikir geldi. Gisella siyasi bilgisini sorduğunda bir şey söylemeye çalışıyordu. O sırada söyleyecek bir şey olmadığını iddia etti ancak tepkisi aksini söyledi. Bir şeyler biliyor olmalı. Masaya yemek koyarken Reynald'ın gözlerinin içine baktın. Reynald, dün gece söylemek istediğini söyle. Korkarım, beni kötü bir duruma düşürüyorsun. Ne demek istediğini anlamıyorum. Boş tabağı yanında oturan Hilde'ye verdi ve ayağa kalktı. Afiyet olsun. Bu sözlerle başka bir şey söylemeden gitti. Şey, utanç vericiydi. Reynald başka bir yol biliyor olmalı. Sadece bana söylemek istemediği bir şey olduğunda kendini benden uzaklaştırır böyle. Sana tahtını geri almanın en iyi yolunu biliyorsa neden bir şey söylemedi? Belki de bu Elaria'nın yapmak istemeyeceği bir şeydir. İktidar uğruna bir kralla evlenmekten daha kötü bir şey mi? Benimle neden konuşmadığını bilmiyorum ama öğrenmeye kararlıyım. Elbisendeki kırıntıları silkeleyerek oturduğun kütükten kalktın ve Reynald'ın gittiği yöne yöneldin. Önceki seçimlerin hikayenin akışını etkilemiştir. Gisella'nın çadırının önünden geçtiğinde arabadaki günlükleri gördün. Hala düzgünce beze sarılmış orada duruyorlardı. Bu yardımcı olabilir. Onları aldın ve yoluna devam ettin. Sonunda eski kontu bir çiçek çalısının önünde dururken buldun. Ateş böceklerine bakıyordu. Çiçekler basitti ancak solgun ay ışığında muhteşem görünüyorlardı. İlla da öğreneceksin değil mi? Reynald, daha iyi bir yol varsa neden bana söylemiyorsun? Çünkü yok. Hafifçe içini çekerek elinde tuttuğunu ona verdin. Bu nedir? Hediye. Gözlerinde meraklı bir ışık parladı. Sana sorgulayıcı bir bakış atarak bezi açtı. Günlüklerim. İlaç almaya gittiğimizde almıştım. Onları geri isteyeceğini düşündüm. Dürüst olmak gerekirse bunun hakkında fazla düşünmedim.
En alttaki defteri çıkardı ve açtı. Sana göstermeye çalıştı ama karanlıkta okumak zordu. Bir dakika lütfen. Kiselya'nın çadırından bir çakmak taşı ve kısa bir kılıç alarak geri döndün. Ve birkaç kuru dal kullanarak küçük bir ateş yaktın. Reynold günlüğünü ateşe yaklaştırdı. Ağzının köşeleri belli belirsiz heyecanlı bir gülümsemeyle yukarı kalktı. Teşekkür ederim. Onları geri alacağımı düşünmemiştim. Rica ederim. Reynold ile ilişkiniz güzelleşti. Hafifçe gülümsedi ve sana günlüğü tekrar gösterdi. Sadece yazı değil, eskiz de vardı. Bir çocuğun resimlerine benziyordu. Bu benim ilk günlüğüm. Babam sık sık büyük büyük babamdan bahsederdi. Kont Edin'den mi? Christina bana huzursuz denizdeki yolculuğunuzu anlatmıştı. Babamın bana anlattığı her şeyi onunla paylaşırdım. Mucizelerden hiç bahsetti mi? Hayır, sadece lanetten bahsetti. Huzursuz denizin ötesindeki dünya mı? Evet, büyük babam böyle derdi. Maceraları sırasında çoğu insanın inanmayacağı şeyler görmüştü. Çizimleri işaret etti. Her birinden bir şey göze çarpıyordu. Huzursuz denizin diğer tarafındaki insanlar orada görülmeyen farklı ten renklerine ve özelliklerine sahipmiş. Bazı yüzler gün batımının yansımalarını yansıtıyor gibiydi. Bazıları kil ve sahil kumu tonlarını andırıyordu. Diğerleri babasının dediğine göre buğday tarlaları gibiydi. Alacakaranlıkta beyaz zambaklara benzeyenler de varmış. Sakinlerin çoğu bize benziyor ancak saçlarının ve gözlerinin kestane rengi bir tonu varmış. Ah, Delia'nınki gibi mi? Bir nevi ama babama göre hiç şadalılarla benzemiyorlardı. Elini yanağına koyarak baş parmağıyla göz kapağına hafifçe dokundu. Bazılarının gözleri çok çekik, kara gözleri ve saçları var. İlginç. Orada bizim gibi insanlar var mıdır? Bize çok benzeyenleri görmüşler. Ancak bazı bariz farklılıkları varmış. Büyük 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 babam onlarla iletişim kurmaya çalışmış ama kimse bizim dilimizi konuşmuyormuş. Yazık, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterdim. Belki bir gün huzursuz denizi geçip onları kendi gözlerimle göreceğim. Bu pek olası değil. Bu kadar büyük bir riski almak için fazla önemlisin. Bu sözleri yüreğini melankoli ve hayal kırıklığıyla sızlattı. Haklısın. Tekrar kraliçe olursam böyle bir tehlikeli bir yolculuğa çıkmak benim için çok ağır bir yük olur. Öte yandan tahtımı geri almasam bile böyle bir maceradan sağ çıkacağım ihtimali çok düşük. Özür dilerim Elleria. Seni üzmek istemedim. Reynold, bir daha kraliçe olacağımı düşünüyor musun? Ben bilmiyorum. Gerçekten lütfen konuş benimle. Birlikte çok şey yaşadık. Neden böyle davranıyorsun? Onun sessizliği seni daha da derin bir umutsuzluğa sürükledi. Tüm bu gizliliğin bittiğini sanıyordum Reynold ama yanılmışım gibi görünüyor. Üzgünüm Elleria, bu senin iyiliğin için. Bu benim seçimim. Senin değil. Benim için neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veren ben olmamalı mıyım? Yani böyle ha Reynold. Nasıl istersen. Arkanı dönüp uzaklaştın ama o seni kolundan tuttu. Seni kaybetmek istemiyorum Elleria. Ben yapamam. Parmaklarını elinin etrafına sar. Sen benim arkadaşımsın. Bana açıkla, anlayacağım. Elini çek. Parmaklarını elinin etrafına sar. Parmaklarını onunkilere geçirerek elini tuttun ve yumuşak bir öpücük bırakmak için dudaklarına yaklaştırdın. O zaman bana bunu açıkla Reynold. Lütfen ne yaptığını anlamama yardım et. İlişkiniz güzelleşti. Tamam. Derin bir nefes aldı ve sonra hiçbir şey söylemeden cevap ararcasına yıldızlı gökyüzüne baktı. Beklemek sinirini yıpratsa da onun ihtiyaç duyduğu sessizliği bozmamak için kendini zorladın. Sonunda konuştu. Konsey üyelerinin nasıl atandığını biliyor musun? Babamın kral kanonları seçtiğini sanıyordum. Hayır, konseyin tüm üyeleri Terespia'nın 8 kont ve kontesi tarafından atanan bilginlerdir. Bakan, hakim veya sayman olmak için 8 ilin tamamından oy almaları gerekir. Aday gösterilen bir bilim insanı bir oy bile kaybederse diskalifiye edilir. Bunu bana neden okulda öğretmediler? Çünkü Terespia'yı gerçekten yönetmene veya şatoyu terk etmene izin vermeyeceklerdi. Sen sadece onların manipüle edebilecekleri bir kuklaydın. Konsey üyelerinin nasıl atandığını bilseydin işler değişebilirdi. İstedikleri son şey onlardan gücü nasıl alacağınızı bilmendi. Onların akıl hocalarım olduğunu sanıyordum. Benimle paylaştıkları tüm bilgiler için onlara çok saygı duyuyordum. Bir dakika, güçlerini ortadan kaldırmanın bir yolu olduğunu mu söylüyorsun? Evet, 8 oy hem konseyde bir yer sağlayabilir hem onu geri alabilir.
Ama bu işe yaramayacak. Bakanı veya saymanı konseyden çıkarmayı başaramayacaksın. Neden? Çünkü elemek için ihtiyacın olan 8 oyunun tamamını alamazsın. Ve ihtiyacın olan desteği yalnızca kendi yeteneklerine güvenerek de alamazsın. Başka birçok faktör var. Simon Xavier'in konseydeki koltuğunu satın aldığına dair söylentiler var. Bakan Zoltan, Kont Marsimus'a dahil olmak üzere bazı hükümdarlara yakınmış. Babam kolay güvenen bir adamdı. Oy vermesi için onu kandırmışlardı. Ancak hükümdarların çoğu oylarını gönüllü olarak kullandılar. Ya konseye sadıklar ya da onlara karşı gelmekten çok korkuyorlar. Onlara fikirlerini değiştirmeye asla ikna edemezsin. Ama yapabilirsem tacımı geri alacağım. Konsey üyelerinin çoğu bana yaptıkları gibi Osman amcayı devirmek için dilekçe verirse yeniden kraliçe olacağım. Bu oyları nasıl alacağımızı planlamaya başlamalıyız. Hakim Vigor konseydeki koltuğunu koruduğu sürece beni tahta geri getirebilir. Bu yüzden sana bundan bahsetmek istemedim Eleria. Çok pervasızsın ve asla plan yapamıyorsun. Bu oyları almanın imkansız olduğu gerçeğini bir kenara bıraksan bile gidip bu dilekçeleri toplamaya başlarsan dikkatleri üzerine çekmeyeceğini gerçekten düşünüyor musun? Sence gerçekten uyulanlar bunu yapmana izin verecek mi? Yani? Hayır, bu kadar saf olmayı bırak. Ellerini omuzlarına koydu ve seni sarstı. Beni dinle Eleria. Bu bir oyun değil. Sırf denedin diye öldürebilirler seni. Bu adamla geçirdiğin onca zamandan sonra onun her zaman ihtiyatlı olduğunu ve asla yalan söylemediğini biliyordun. Reynold omuzlarını daha da sıktı. Sanki göstermeye can attığı gerçeklerden kaçmaman için çabalıyordu. Acı içindeydin. Hem omuzlarını sıktığı için hem söylediği gerçekler yüzünden. Reynold, biliyorum. Ancak bunu yapmak zorundayım. Terespiye yıkılırken öylece beklemekten ölmeyi tercih ederim. Beline sarılarak seni kendine çekti ve baş parmağıyla gözyaşlarını sildi. Onunla geçirdiğin onca zaman boyunca sana hiç bu kadar nazik, bu kadar şefkatli sarılmamıştı. Korkaklığımı bağışla Eleria. Seni alnından öptü. Eğer gerçekten istediğin buysa o zaman bu yolda seninle yürüyeceğim. Gerçekten mi? Yürüyecek misin? Belki de White kadar güçlü ve Giselle kadar uyanık değilimdir. Sana Delia kadar iyi bakamıyorum bile. Ama elimde kalanlar sana ait Eleria. Bu planı gerçekleştirmeye çalışırken öleceksek öyle olsun. En azından Evonya çiçekleriyle zehirlenmektense kalbime saplanan bir bıçaktan daha hızlı ve daha az acıyla öleceğim. İyiden bile daha iyi olurdu. Ona yaklaştın ve nazikçe dudaklarından öptün. Ölmeyeceğiz Reynold. Bu kadar kötümser olmayı bırak. Sen de bu kadar aşırı iyimser olmayı bırakmalısın. Gördün mü? Bu yüzden iyi bir takımız. Eksiklerimiz birbirini tamamlıyor. Acı acı gülümseyerek başını salladı. Her durumda bu kolay bir yol olmayacak. Terespia'nın 8 eyaletinin tamamını ziyaret etmemiz ve kont ile konteslerin her birini ikna etmemiz gerekecek. Uzun zaman alabilir ve çok çaba gerektirebilir. Ben mercan yükseltisi kontuydum. Amcan beni manipüle ettiği gibi diğer hükümdarları da manipüle edebilir. Belki görmek istemediğin bir şey göreceksin. Ve normalde yapmayı reddedeceğin bir şey yapmaya zorlanacaksın. Anlıyorum. Ne gerekiyorsa yapacağım. Göreceğiz. Bana güvenmiyor musun Reynold? Niyetine güveniyorum ama Terespia'da yaşanan kötülüklerin sadece küçük bir kısmını gördüm. O zaman daha güçlü olmalıyım. Evet. Ünvanım elimden alındı ve mercan yükseltisinin yeni hükümdarı henüz belirlenmedi. Halefimin bizim tarafımızı tutacak biri olacağından şüphe duysam da bekleyip görmek daha iyi. Elimize bir oyla bile başlarsak daha kolay olacak. Zaten White iyileşmeden buradan ayrılmayı planlamıyordum. Sonuçta uzun bir yol olacak. Aylar sürebilir. O zamana kadar ne yapmayı planlıyorsun? Malikanenden aldığımız şifalı odlar var ve ben bir şifacıyım. Etrafta her zaman hasta insanlar vardır. Eminim yapacak bir şeyler bulabilirim. Bundan hiç şüphem yok. Söndürmek için ateşe biraz toprak attın. Hava yanmış, odun koktu. Hadi gidelim, herkese söyleyelim. Herkesin yanına döndün ve Reynold'un yardımıyla planını anlattın. Seni bekleyen bu yolculuk hiç de kolay olmayacaktı. Olasılıklar lehinize olmasa da bu sonsuz gibi görünen karanlığın ortasında bir umut parıltısında teselli buldun. Üç ay sonra White'ın ayağa kalkıp yürümeye başlaması 2 ayını aldı. Kılıcı kaldırması daha da uzun. Yine de itirazlarınıza rağmen kendi başına yataktan kalkar kalkmaz Taki'nin çadırına taşındı.
Eski şövalyenin namusunu onurlandırmak için elinden geleni yaparken haydut lideri bu konuyu zerre umursamıyordu. Kisella White gittikten hemen sonra yatağının hakkını kendine aldı. Delia dahil üçünüz aynı çadırda yaşıyordunuz. Güneşli bir gün daha geldi. Parlak mavi ışık gözlerini kısmana neden oldu. Sprite daha birkaç hafta önce döndü. Nerede olduğuna dair soruları cevaplaması da ikiniz için de keyifli bir gün oldu. Sadık arkadaşının başını okşadın. Sana da günaydın Sprite. Sprite çadırdan çıktı. Kısa süre sonra geri döndü ve battaniyenin üzerine bir şey düşürdü. Ay şeftalisi. Uyanın kızlar. Bugün dağıtım günü. Ah, dünkü antrenmandan hala yorgunum. Seni gıdıklamaya zorlama Delia. Tamam, kalktım. Döndüğümüzde biraz daha kestirebilirsin. Ama o zaman artık uykum olmaz. Hadi arabayı yüklememize yardım et. Sabah jimnastiği sana iyi gelecek. Kisella çırpınan Delia'yı çadırdan çıkardı. Kıkırdayarak yataktan kalktın ve çantanı açtın. Kral Mario ile görüştükten sonra lüks rajahili elbiselerini mevcut rolüne daha uygun kıyafetlerle değiştirdin. Peki bugün ne giysem? Seyahat eden şifacı. Zarif şifacı. Sıradan şifacı. Uzun dalgalar. Uzun eşarp. Mevcut saç, kuyruk. Ay Eleria çok tatlı oldu böyle. Üstünü değiştirdikten sonra arkadaşlarınla birlikte kamptan ayrıldın. Önceki seçimlerin hikayenin akışını etkilemiştir. Tahttan indirilmiş olmana rağmen Lunaris halkı eski kraliçelerine olan minnet ve saygılarından dolayı köyleri güçlendirmeye devam etti. Gün geçtikçe duvarların yükseldiğini gördün. Köylülerin bir ölçüde korunacağını bilmekten mutluydun. Kapıya giderken bir köy devriyesi tarafından karşılandınız. Bayan Eleria. Buraya son geldiğimizden beri kimse saldırdı mı? Prens kadınlarımızı almak için adamlarını buraya daha 2 gün önce gönderdi. Kabul etmedik ve gitmelerini söyledik. Kraliçe Megaris oğlunun köylerde görünmeyeceğine dair bana söz verdi. Ancak hiçbir şey onun adamlarını buraya göndermesini engelleyemez. Lütfen endişelenmeyin Bayan Eleria, kendimizi koruyabiliriz. O piçler bize arbaletle ateş ediyorlardı. Birkaç yaralı vardı ama biz de onlara oklarla saldırdık. Yaralılarımızdan da beter bir halde defolup gittiler. İyi, aynen devam. Tamam Bayan Eleria. Köye gelen haydutlar arabadan yiyecek torbalarını indirmeye başladılar. Taki White'a bir sepet yumurta verdi. Ağlı, yakışıklı. Şimdi git ve onları dağıt ama acele etme, çok vaktimiz var. Hey, bana yumurta verme. Sana söylemiştim. Patates taşıyabilirim. Abi, sana en son bir torba patates verdiğimde onu düşürdün. Bu birkaç hafta önceydi. Tamamen iyileştim. Bak. White Tucky'nin elinden 2 patates çuvalını da kaptı ve köy yolunda geniş adımlarla yürüdü. Hey bekle, düşersen seni tutmak zorundayım. Geri çekil. Tucky onun isteklerine saygı göstermeyecekti. Kollarını sallayarak White'ın arkasından koştu. Onların çekişmelerini dinlerken gülümsedin. Sütü dağıtacağım. Büyük bir testi aldı ve uzaklaştı. Köylülerin çoğu açıklamasından sonra Reynald'ı affetti ama o yine de kendini suçluyor. Kendini affettirir ama zaman alacak. Haydutlar arabadan erzakları alıp dağıtmaya devam ediyordu. Sesleri rüzgarda fısıltı haline gelince pazara gittin ve her zamanki yerine ilaç tezgahını kurdun. Eleria, biz buradayız. Bianca ve kızı her zaman tezgahını ilk ziyaret edenler arasındaydı. Merhaba Katie, annen bugün kendini nasıl hissediyor? Hala zaman zaman biraz öksürüyorum ama kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bunu duymak güzel. Bianca'ya önceden hazırlanmış taze bir öksürük ilacı verdim ve anne ile kızı gittiler. Ardından Habo geldi. Kaburgaları nasıl Habo, hala acıyor mu? Normal hareket edebiliyorum. Ama eklemlerimdeki ağrı giderek kötüleşiyor. Endişelenmeli miyim? Bu yaşta normal ama merak etme. Yardımcı olabilecek bir ilacım var. Çantanı açarak birkaç çeşit bitkiyle balık karıştırıp elde ettiğin merhemi hasta adama uzattın. Bu acıya yardımcı olacaktır. Acı hissettiğinde kullan. Teşekkürler Eleria. Sen gerçek bir nimetsin. Köylüler bütün bu yaptıklarına alışmıştı bile. Tezgahının önünde kuyruğa girip sana sırayla hastalıklarını anlatırlardı. Doğru ilacı aldıklarından emin olmak için her zaman hazırlıklı gelirdin. İnsanlar da hep memnun ve minnettardılar.
Güneş batmıştı. Son hastanı tedavi etmeyi bitirdin. Tezgahı toplayıp arkadaşlarınla buluşma zamanın gelmişti. Vay canına, tek bir günde bunca iş. Kullanmadığın bitkileri tek tek paketledin ve özenle ilk yardım çantana yerleştirdin. İyi günler Bayan Eleria. Bu fısıldayan ses o kadar yakından geldi ki paniğe kapıldın. Ama yine de bu, kimin konuştuğunu idrak ettiğin andaki şokuyla kıyaslanamazdı. Bu ses. Şaşkındın ve kafan karışmıştı. Kadınla yüzleşmek için keskin bir şekilde kafanı çevirdin. Siz. Yardımınıza ihtiyacım var Bayan Eleria. Ve bölümün sonuna geldik. 4. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.